Burada. Şimdi Hazreti Ali'nin yerini zaten hiç yani Hı -hı. onu tartışarak sormuyorum ama özellikle Alevilerin e, Hazreti Ömer'i sevmediği mesela bazı e, programa çalışırken e, kitaplarda Hı -hı. hani herkesi tabii ki kast edemem ama <laughs> hele bir kitap var aman Allah'ım yani Hazreti Ömer'le ilgili zaten Hazret demiyor da Hı -hı. yani bir kızıyor bir sinirleniyor. Yani e, bence o tartışmaları mesela özellikle girmeni... İran'da da Ömer koymuyorlar çocuklarının ismini. Evet, Babanın cevap verecek misin? Devam edin <laughs> hocam kaldığınız yerde. <laughs> şimdi şöyle. E, Aslında cevap veremeyeceğinden değil de. Şöyle yani konunun hassasiyetinden dolayı Tabi hani 76 milyon belki şu anda bizi seyretmiyor ama. 76 şimdi birkaç cümleyle isterseniz şey yapalım hocam. Yani tabi hiç cevap vermemek de hoş bir şey değil de. Ee, şimdi bunlarla ilgili ciltlerde olursa kitap yazılmıştır. Ee, Hazreti Ali'nin e, yüceliği tartışmasız bir şey. Şimdi hocamın demin eksik kaldığı daha doğrusu anlatırken aklıma gelen bir şeyi daha ilave hmm. edeyim Hazreti Ali'nin kabede doğmasıyla ile alakalı, Malum Hazreti Peygamberi e, e, Ebu Talip yani amcası yani Hazreti hmm. Ali'nin babası e, Fatma bin Esed'le yani Hazreti Ali'nin annesiyle birlikte yani yengesidir dolayısıyla hmm. onun da birlikte yani yengesini çok sever hmm. ve Hazreti Ali'nin den hamile kaldığını şey e, kaldığı zaman veya hamileliği duyulduğu evet. zaman Hazreti Peygamber bu çocuğu bana ver der. Doğacak çocuğu. Evet. E, ve e, işte ondan sonra hocamın anlattığı hadise olur. E, şeyde e, Doğum sancısı gelir Fatıma bin Esed'in. Yani büyük Fatıma derler evet. ona. Diğeri kızı olan Peygamberimizin kızı olan Fatıma anadır. Fatıma Tüzehra. E, ve şeyden ki e, o arada Kabe'nin yakında olduğu için, tavaf ettiği için doğum sancısı geldiğinden içeri girer. İçerideki sütunların üç tane sütun vardır. Ya mennan, ya deyyan, ya süpan diye üçüne sarılır ve doğumunun orada gerçekleştiği olduğu söylenir. Menkıbe de bu şekilde anlatılır. Şimdi ve ondan sonra Hazreti Peygamber şeyin anlattığı gibi, hocamın anlattığı gibi, ee, annesi sütünü annesinin sütünü emmez kaynaklarda bu şekilde belirtir. Hı. Hazreti Peygamber gider. Onun gittikten sonra çocuğun sakinleştiğini, hatta pençeleriyle pençesiyle e, annesini tırmaladığını şey yapınca bu aslan kuvveti var bunda e, derler yani Hazreti Ali'nin. Çünkü Hazreti Ali'nin e, Esedullah yani Allah'ın aslanı bir e, lakaplarından bir tanesi o. Şimdi o ve o zaman ilk defa Hazreti Peygamber yıkar e, ee, Hazreti Ali çocuk kendiliğinden döner. Allah'ın bir mucizesidir. Ee, ve o zaman der ki bugün ben seni yıkıyorum yarın cenazemi yıkamak da sana nasip olacak der. Ve gerçekten öyle, ve olur gerçekten şimdi. öyle olur. Şimdi Alevi toplumunun e, bir kırgınlığı vardır. Bunun Çin için farklı şeyler de söylenmiştir. Şöyle ki nedir bu kırgınlığı? Ee, Hz. Peygamber'in cenazesinden sonra bir hilafet, bir kargaşa olur ister istemez. Bu kargaşanın düzeltilmesi için e, beni said -ı Sakife tarafına giderler. Orada işte halife, devlet işleri vesaire de şey yapılırken halledilmeye çalışırken bu taraftan Hz. Peygamber'in cenazesi, Hz. Ali ve yakınlarındaki e, kısıtlı insanla cenaze defnedilmek durumunda kalınır. Bu İslam tarihinde bazı insanların veya bazı grupların, İslam'ın bazı akımlarının bir kırgınlığına vesile olmuştur. Bir de 3. Halife döneminde ilk 6 ayında, ilk 6 senesinde problem yoktur ama daha sonraki dönemde gönderilen valiler kendi akrabalarından olmuştur. Bu bütün İslam tarihleri yazar. Bu ön yargılı bir veya bir inancın ön yargılı bir bakışı değildir. Ve on, o yüzden zaten İl İslam'da daha sonra nifaklar çıkmaya başlar. E, üçüncü halifenin katledilmesi hadisesi olur. E, Muaviye yakın yere kadar ordusunu getirmiş olmasına rağmen bastırmaz. Hazreti Ali, Hasan ve Hüseyin'i e, bu olayların olmaması için, savunması için şey yapar. Onları görevlendirir. Çocukları bunu başaramayınca onları tokatlar. E, yani Hazreti Ali hiçbir zaman e, bir hilafet, zahiri bir hilafet peşinde hiçbir zaman koşmamıştır. Evet. 25 sene boyunca kendi şeyinde kalmıştır. Baan'da, Boston'da hamallık yapmıştır, amellilik yapmıştır. Kazandığı paraları yoksul insanlara şey yapmıştır. 400 dirhem para kazanır. Akşamdan sabaha kadar gece bütün o paraları şeyleri kazandıklarını yoksullara dağıtmıştır. Böyle bir çünkü iki türlü hilafet vardır. Bir tanesi zahiri hilafet, yani dünya padişahlığı saltanatı. Bir diğeri de manevi hilafettir. O zaten şahı velayettir. O yüzden bir söz vardır derler ki Bektaşiliği Aslan en iyini yedirmez de ki hakkını. Hı hı. Onun hakkının yenmesi konusu e, yani velayet açısından Allah'ın de indindeki değerine kimsenin bir zarar vermesi söz konusu değildir. Yani bundan kaynaklanan bir kırgınlık söz konusudur. Ama Bunun dışında da tarih içinde efendim İlhanlar döneminde İlhanların kralı Olcaytu 1300'lü yıllarda ilk defa şey yapar, e, Ebu Bekir Ömer Osman isimlerinin çocuklarına konmamasını şey yapar, e, çocuklara konmasını yasaklar ve böyle de bir süreç vardır. Şimdi peki şöyle <laughs> bir soru var, Sifir e, isimli bir izleyici göndermiş Twitter üzerinden. Peygamberimiz benden sonra peygamber gelseydi o Ömer olurdu buyuruyor. Hı hı. Buna rağmen nasıl olabiliyor böyle bir sevmemek yani, ya da kırgın olmak? Evet, evet. Yani bence şöyle bakmak lazım olaya, yani sahabeyi yarıştırmak bizim... Hattımız değil. İlla ki ama yani, anlamaya Yani Hazreti Ali de, e, İmam Ali de hiçbir zaman tutup da kendi üstünlüğünü, kendi faziletini diğer sahabeye empoze etmeye çalışmamış haddi zatında. Yani bizim insanlarımız da gerek erken namelere baktığımızda, gerekse buyruk kitaplarına baktığımızda, mesela erken nameler, bektaş kaynakları, buyruklar da Alevi yani daha çok kırsal kesimde, köylerde yaşayan insanlarımızın okudukları kaynaklar. Buralara baktığımızda türaplıktan bahsedilir ki biraz önce hani bir resim çizdi Baberenler haberenler. Hazreti Ali ile alakalı. Yani 25 yıl asla hilafetin peşinde koşmamış. Hı hı. Yani onu değer de bulmamış aslında İmam Ali Efendimiz. Tabii, tabii Çünkü onun emanetleri var. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hakk'a yürüdükten sonra Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesi, iki kapak arasına alınması meselesi var. Yani az sayıdaki hafız olan sahabeden birisiydi Hazreti Ali. Şöyle söylüyor bir sözünde. Ben hangi ayetin nerede, ne zaman, ne sebeple nazil olduğunu bilirim. Hangisi nasihtir yani hükmü kaldırandır, hangisi mensuhtur, hükmü kaldırılmıştır bilirim. Hangisi muhkem yani ayetin hükmü belli, hangisi müteşabihtir bilirim. Sorun size söyleyeyim diyor. Ve dolayısıyla Hz. Ebu Bekir döneminde kurulan Kur'an-ı Kerim'in iki kapak arasına alınması için Oluşturmuş olan o heyetin başında da e, İmam Ali vardır. Ve sanki Hazreti Fatıma annemiz babasının kendisine akrabalarından ilk önce kavuşacağını müjde ettiği Hazreti Fatıma annemiz o 6 ay boyunca sanki Hazreti Ali'ye hizmet etsin de yanında bulunsun da moral versin de o Kur'an-ı Kerim iki kapak arasını alınsın diye dünyada tutulmuş gibidir. E, Hazreti Ali vazifesini yapar. Ondan sonra Hazreti Fatıma anamız babasına kavuşur. Dolayısıyla Evet Kur'an'ın koruyucusu olmuştur Hazreti Ali. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'le Ehli Beyt'i birlikte izah ederken tutup da arada hilafet meselesini gündeme getirmek. Ee, Hazreti Ali Efendimiz'in yapmadığı bir şey bu. Nitekim ikinci halife Hazreti Ömer'in şehir İslam'ı olmuştur. Hazreti Ali Efendi. Daima onlara danışmanlık yaptı. Tabii ki. Yani en çıkılmayacak Her problemleri. Yani sosyal konularda, istiyor. hukuki konularda. Hazreti Ömer Hazreti Ali'nin kızını İstedi mi zevci olarak? Evet, evet. İstedi. E, evlendiği şeklinde de Ümmü Gülsüm e, validemizde rivayetler var. Şimdi burada şunu görmek lazım. Biraz önce söylediğim o türaplık makamı ile alakalı gerek erken namelerde gerek buyruklarda. Hazreti Ali günümüze nasıl yansımıştır? Anadolu'ya nasıl yansımıştır? Ayrıca burada antiparantez şunu da söyleyeyim. Yani Ahmet Turan Alkan'ın o makalesinde anlattığı Suriye'deki, Irak'taki sünnilerin ehlibeytle alakalı tavır ve tutumları Türkiye'deki Sünnilerde yoktur. İran'daki, İran Şiilerindeki işte Ömer, Osman, Bekir aleyhtarlığı da Anadolu'daki Alevilerde o derece yoktur. Mesela Aleviler yani, çocuklarına Ömer ismini veriyor mu? E, yani tek tük vardır. Mesela benim ismim Osman, Aleviyim. Evet. Yani bizim köyümüzde de birkaç tane Osman var. Yani Otman ismi Anadolu'da var. Otman baba diyoruz mesela. Onun aslı Osman. Yani F harfi T olarak telaffuz edildiğinden dolayı Osman şeklinde geçmiştir. E, nitekim Hz Hasan'ın çocuklarının isimleri, Kerbela'da şehit olanlar Bekir, Ömer, Osman isimleri var. Yani bunların üzerinden eğer gidersek Pelin Hanım hı hı. yani insanlarımızı kamplaştırırız, kutuplaştırırız biz şunu görelim yani Sifil Bey'e de cevap olsun Sifil bu. E, Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın ismi kiminle beraber anılmıştır? Mesela Muhammed Bekir ismi çok yaygın değildir Anadolu'da. Muhammed Ömer var mıdır? Yoktur. Muhammed Osman duydunuz mu? Ama Muhammed Ali, Mehmet Ali bizim halkımız aslında vicdanında Muhammed Mustafa'yı Ali ile bütünleştirmiştir. Men küntü mevlahu ve aliyyum mevlahu. Ben kimin dostuysam Mevlası. Ali de onun mevlasıdır. Ali de onun dostudur. Hakikaten bizim insanlarımız hani seherde ötüşür kuşlar Allah bir Muhammed Ali diyerek bülbül de güle feryada başlar. Allah bir Muhammed Ali diyerek bizim insanımız mesela Vahid Ümmi bir halveti şeyhidir piridir. karnamesini okuduğunuz zaman yani İmam Ali'yi öyle bir tasvir eder ki orada en sonunda da lafeta illa Ali her nakaratında la seyf illa züfkarı yapıştırır. Dolayısıyla Ali sembol ortak bir figür bize de çok yakışmıştır. Hı hı. Ama bu demek değildir ki bizim tarihimizde de bugün de işte hilafet tartışmalarıyla Hazreti Ali'yi çok on, onun, çok basit gördüğü, dünyevi gördüğü tamam. Hiçbir zaman da hani gözün ucuyla dönüp bakmadı. Babalenlerin ifadesiyle 25 yılda uzak durduğu, işiyle gücüyle meşgul olduğu bir makam için İmam Ali Efendimiz'i kurban etmemek lazım. Peki şimdi sorulardan devam ediyorum. Bu bir, sadece iki izleyicimizin e, ismini vereceğim ama çokça bu soru geldi. Zaten tahmin ediyorsunuzdur. Diyor ki Ayşe Savaş, Ayşe Hanım demiş ki neden camide ibadetlerini yapmıyorlar? Hazreti Ali Cem evinde mi ibadet etmiştir? Sayet Mukarram da yine benzer bir soru soruyor. Diyor ki Hazreti Ali camide öldürüldüğü için mi camide namaz kılmıyorlar? Bunu duydum doğru mudur? şimdi tabii biz anlatacaklarımızı bıraktık şimdi sorulara geçtik. Ama sorulara eğer müsaade ederseniz biraz ara verip biz de anlatacaklarımızı anlatalım. Şöyle cevap vereyim. Evet. Ali Ulvi Baba, Bektaşilik makalatında çok da zikrettiğim, söylediğim, çok güzel cevap veriyor buna. Cami diyor, şeriat kapısıdır. Meydan, Alevilerin, Bektaşilerin meydan kurdukları, cem oldukları, 12 hizmeti yerine getirdikleri, erkanlarını yürüttükleri, tarikat erkanını yürüttükleri meydan, tarikat kapısıdır. Tekrar edeyim, cami şeriat kapısıdır, tamam. meydan tarikat kapısıdır. Yerin oturuyor mu? Oturuyor. Yani onun yeri de belli, onun yeri de belli. Camide ezanı Muhammedi okunur. Tamam. Meydanda gülbengi Muhammedi çekilir. Ezanı Muhammedi de eşedenle Muhammed'e Resulullah deniyor. Tamam. Hiçbir Alevi'nin bundan rahatsız olması mümkün değil ki. Olmuyor da zaten. Çünkü Hz. Muhammed Mustafa'nın Risaleti dünyaya ilan ediliyor burada. Ama meydanda da gülbengi Muhammedi çekilir. Yani Nur Nebi Kerem'i Ali Pirimiz Üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli diye devam eden Gülbeng, Muhammed Mustafa'nın gül sesi demektir bu. Bu Gülbangi Muhammed'i Mevlevilerin meydanında da çekilir. Kadiriler de okurlar, Rufailer de okurlar. Söylerler yani çünkü meydan Ali'nin meydanıdır orası, tarikat meydanıdır. Camide Fatiha suresi okunur, el yüze sürülür. Meydanda Fatiha suresinin sırdına varılır, yüz yere sürülür. Yani orası artık irfan makamıdır. Birisi sıfata, birisi zata evet. karşılık. Tarikatta zata karşılık gelir. Diyor ki Ali Ulvi Baba devamında. Camide Hak Teala'nın cemali tecelli eder. Caminin zikri La ilahe illallah'tır. Meydanda zatı ve celali tecelli eder. Meydanın zikri Allah Allah'tır ve hüdür. Hani bütün tarikatlarda hüve isminin karşılığı olan hü veya hu zikredilir. Ama Allah deyince cemme cemalüh demeyiz. Celle celalüh deriz. Çünkü cemal celalin içindedir diyor Ali Ulvi Baba. Yani Allah ile vuslatı gerçekleştireceğimiz ibadetin zamanı gece ibadetidir. Hacı Bektaş Veli diyor ki ya yıldızlar gibi olun, gece sabaha kadar ibadetle meşgul olun. Ya ay gibi olun, bir bölümünde ibadet edin, bir bölümünde istirahat edin. Veya güneş gibi olun. Gece istirahat edin, gündüz kalkın ibadetlerinizi yapın. Güneş şeriat, ay tarikat, yıldız gibi ibadet etmek ise hakikat. Yani her daim Hakk'ı zikirle meşgul olmak. Diyor ki, burada önemli bir şey var. Miraca gelecek yine. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gece yürüdü ve Mescid-i Aksa'dan gece miraca çıktı. Hani her geceyi kadir bil. Her geleni hazır bil. Her geleni hazır bil. Kadir gecesi Kur'an'ın nazil olduğu gecedir. Kur'an burada çok önemli. Kur'an-ı Kerim çok önemli. Aslında 48 Perşembe veya 48 Cuma dediğimiz cemlerin yapılması Kadir gecesini gözetmek, Kadir'i beklemektir. Ki hani Fatiha suresinin sırrına varılır, yüz yere sürülür. Diyor ki Kur'an-ı Kerim 6666 ayettir. Ümmül kitap olan, sebul mesani olan, Fatiha'da toplanmıştır. Fatiha 7 ayettir. Besmele'de toplanmıştır. Besmele B harfinde toplanmıştır. Ben B'nin altındaki noktayım diyor İmam Ali. Noktatül beyan diye eserler yazılmıştır bunun üzerine. Peki tekrar sırra geliyoruz. İlim bir nokta kadardı. Cahiller onu çoğalttı diyor Hazreti Ali. Burada nedir peki bu ilim? Bu ilim insan olma ilmidir. Yani Allah'ın takvim suretine masar insan olma ilmidir. İnsanı kamil olma ilmidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da aslında insanlığa Kur'an-ı Kerim'le bunu hediye getirmiştir. İnsan olmasaydı hiç Kur'an iner miydi? Mevlana diyor ki insan olmasaydı kainat yarım arpa dahi etmez diyor. Eyvallah. Şimdi bir dakika bu sor hala sorunun cevabı mı devam ediyor? Yani ben tam anlamaya çalışıyorum. Şimdi Hı -hı. şöyle Aleviler, gerçekten bilmediğim için soruyorum, cehaletimi bağışlayın. Estağfurullah, estağfurullah. Aleviler hiç camide namaz kılmaz mı? Cevabını verdim işte. Şöyle, cami şeriat kapısının ibadet mekanıdır. Aleviler oraya da giderler. Tamam her türlü teslim ediyorsunuz. Ama ha. ama onun devamı vardır. Devamı nedir? Devamı da tekkedir, dergahtır. Yani Şişt. meydandır, cemevidir. Orada... Ama Şimdi, şöyle olmuyor herhalde değil mi? Yani e, ya zaten yeryüzünün size kıldık deniliyor. Hani hı. bunu da bilerek e, soruyorum. Ama şöyle de olmuyor değil mi? Yani camide gidip e, gerekirse yani giderim camide namazımı da Gider kılarım. Gider canım niye gitmesin yani. yani bu mani ama, değil ki. Ama gidiyor şöyle bir yani şey gidiliyor mu? Şimdi, Şimdi şöyle Pelin Hanım özür dilerim Hayır hayır hayır. Şimdi üstüne, e, seyircimizin bu, sorusuna saygı hı. duyuyorum ama hiç insanlarımız şöyle bir soru soruyorlar mı? Bunu sizi de işin içine katarak tamam. söylüyorum. Sünniler camiye giderler mi? Sünniler camiye gidiyorlar mı? Böyle bir soru sorma hakkını insanlarımız hiç kendinde görebiliyor mu? Görmüyor, değil mi? Cevap yani benim. bir Sünniye bakın hani... mesela bir Sünni vatandaşımıza herhangi bir insanımız ya sen Sünnisin, değil mi? Evet, sen namaz kılar mısın? Sormaz. Soramaz ki. Kılarım ya da kılmam der. Sana ne der ya? Evet. Ya yani benim namaz kılıp kılmadığım sana ne? Bir Alevinin namaz kılıp kılmadığından Soruyu soran vatandaşımız, yani niye ilgileniyor ki? Ee, zaten kılabildiğini de hani söylüyoruz. Ama yüzeycimizin kötü niyetli olduğunu şöyle, yani Yok yok, bilgilenmek açısından yani hani evet, soruyor. Bilgilenmek tabii. Çünkü Şunu... camim, cemevim tartışması hı, hı. siyasette de alevlenip şimdi gitmişti Pelin Hanım, çok uzun süre şöyle, ve hala. Şimdi e, ya yani sürekli sahada olduğum için, e, bunlar gördüğüm ve tecrübe ettiğim, yaşadığım şeyler. Yani Alevi vatandaşlarımıza ibadetleriyle alakalı olsun, gelenekleriyle alakalı olsun, hani insanlarımız bilmiyorlar. Evet. bir cehalet var. Bir karanlık var, bir düşünce karanlığı var. Soruyorlar ama bir insanın şu veya bu ibadeti yapıp yapmadığını sormak Allah'a aittir. O hak Allah'a aittir. Ancak Allah sorabilir. Yani onu da ahirette soracak Allah. Bu dünyada kullara bu yetkiyi Allah Teala vermemiş. Dolayısıyla Peki o Ali hatı o hatıradan dolayı mı Hazreti Ali'nin Hayır hayır hiç alakası. Camide Öldürülmüş olması dolayısıyla mı Ondan dolayı mıdır? değil ama Yok. daha sonra yani birkaç şey söyleyeyim de bu tabii Hı. çok hassas konular tabii bunlar. Tabii ee, Bir şeyi söylerken yanlış anlaşılmasından korkuyoruz. Ee, şimdi evet o meşhur hadise var yani Hazreti Ali'nin e, bazı kaynaklarda evinin önünde şehit edildiği söylenir. Bazı büyük veya bir kısmında da camide sabah namazında şehit edildiği sabah olduğu kesin ee, söylenir İbnülCem tarafından. <laughs> ama aa, ona darıldı. Ya şimdi or, yani papaza kızıp da oruç bozmanın bir manası yok. Halk böyle düşünebilir, meseleye böyle bakabiliriz. Ama gerek Emevi saltanatı döneminde, gerek Abbasi saltanatı döneminde ya peygamberin torunlarını katledenler... Ali'ye, Ehli Beyt'e yüzlerce sene küfrettiler ya. Yani bu yani bu insanın vicdanı bunu almıyor. E siz atanıza, büyüğünüze, kutsal değerinize hakaret edilen bir yere nasıl gidersiniz? Bu yani bu insanlar bu Emevi ve Abbasi döneminde bu camiadan uzaklaşlar. Bütün eski samimi Alevi büyükleri a namaz haktır der. İnkar etmezler. Namazın camide kılınıp kılınmaması meselesi ayrı bir konu. Şimdi cem Evleri, kaç senelik tarih var? 90'dan sene sonra 90 senesinden sonra çıktı cem Evleri. Peki 90'dan önce bu Aleviler ne yapıyorlardı bu cenazelerini? Nerede kaldırıyorlardı? Camilerde kaldırıyorlar. Biz gidiyorduk işte Alevi kökenli. Cenazemizi camide kaldırıyorduk. Titreyerek gidiyorduk çok zaman. Çünkü o cahil imamların e, hakaretlerine maruz kalıyordu insanlar. Hani şey diyor ki Nesim'in ey Nesimi can Nesimi bil ki hak aynındadır. Cümle mahlukun vebali ulema boynundadır. Bu insanları bu noktaya maalesef haşa bütün imamları haşa tenzih ediyorum. Şüphesiz ki çok güzel insanlar da vardı. Hutbelerine dinlediğimiz, cumalarına ne benim katıldığımız şey dönemlerimizde ...halen de böyle güzel insanlar var... ...din doğru anlatılırsa... asgari müşterinin ne kadar çok olduğu görülür... E, ...ama aşağılayıcı bir yaklaşımla... ...anlattığınız zaman insanlar tepki duyuyorlar... ...ha peki bu insanlar köylerde... ...bu işi nasıl yapıyorlardı... ...ya zaten Alevi toplumu... ...1500'lerdeki bu meşhur... ...hadiseden sonra... ...bu insanlar dağlara bellere kaçmak zorunda kalmışlar... ...kendi inancından... ...fedakarlık yapmamak için... En zor doğa şartlarında yaşamaya mecbur kalmışlar. Bir tek 1628 yılında 4. Murat döneminde bir ferman veriyorlar da Alevi köylerinin bazıları ovalara iniyor. Bütün Alevi köyleri dağlardadır. Maalesef böyle adam bir de göçebe yaşıyor. Bu insanın yani camiyle beş vakitle şey yapması mümkün değil. Ee, ama o biliyor ki bu işin. Yani bir e, dinin bir şekil tarafı şüphesiz var. Haşa peygamber göstermiş, diğerleri göstermiş. Haşa buna bir itirazımı söz konusu değil. Ama bunun bir de batın veya yani içsel manaları var. Bu içsel manaları nereye koyacağız? Din sadece şekil olursa kuru olur. Halbuki İslam dini yüce bir din. Şimdi, ee, dolayısıyla hemen evet, bitireyim. Yani dolayısıyla e, bu insanlar ne yapıyorlar? Cenazelerini. E, ...kendi imkanlarıyla kaldırıyorlardı. Yine orada da dört tekbirli cenaze namazı kılınıyordu. Arkasından Alevi e, toplum içinde de hocalar vardı. Yasin okuyor, Tebariğe okuyor, Fatiha okuyor, İhlas okuyordu. Ha Bir diğer şey de e, Cem evlerinde bugün yapılan... ...eksidir, fazlasıdır, şöylesidir, böylesidir. Bakın namazın e, üç rüknü vardır. Kıyamı, rükûsü, secdesi. Baktığınız zaman bunlar Cem'in içinde şu veya bu şekilde vardır... Ha bu e, tam e, ehli sünnetin gösterdiği veyahut da genel kabuller gibi işte e, e, dir veya değildir. Bunun dışında da başka kaynaklar var. Konu dağılmasın diye söylemek istemiyorum. Bir şey yapmak oraya girmek istemiyorum. E, ama e, Fatiha vardır içinde. Tövbe istiğfar vardır. Kelime-i tevhid vardır. Yani şimdi bunlar dualar vardır. E, bunların olması e, eksiyle fazlasıyla şey değil midir? Şimdi ben bilmem anlatabildim mi